Ergonomi. İnsanın biyolojik, psikolojik özelliklerini göz önünde bulundurarak insan, makine, çevre uyumunun doğal ve teknolojik kurallarını araştıran disiplinler arası araştırma, geliştirme, çalışmalar olarak tanımlanabilir. Ergon, iş, nomos, yasa. Ergonomi, yaşamın insana uygun hale getirilmesidir. Bu uygunluk sağlanırsa kişiler üzerindeki stres kalkar, daha rahat olurlar, işlerini daha hızlı yaparlar ve yanlışları daha az olur. Ergonominin amaçları: İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması, iş gücü kayıplarının önlenmesi, yorulmanın ve iş stresinin azaltılması, iş kazaları ve mesleki risklerin minimizasyonu, verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi. Ergonominin kapsamı. Ergonominin konusu iş ve insan ilişkileridir. İş ve bunu yapan arasındaki tüm ilişkiler ergonominin konusuna girer. Ergonomi, iş ve işi yapan arasındaki tüm ilişkileri incelerken, bu ilişkileri etkileyen çevresel etmenleri de ele alır. Bir iş yapılırken, çoğunlukla bir araç, genel bir tanımla makine kullanıldığından, iş yerine makine demek yanlış olmayacaktır. O halde ergonominin konusu insan-makine-çevre ilişkileridir. Tanımı bu kapsamı açıklar. Ergonomi, insanın işinde daha verimli çalışabilmesi için aşağıdaki işlevleri yerine getirmelidir. İş görenin iş yerinde sağlık ve güvenlik içinde çalışmasını sağlamalıdır. İşin insanın antropometrik ölçülerine, beden gücüne ve kişisel özelliklerine uygun olarak tasarlanmasını sağlamalıdır. Her türlü alet, makine, araç ve donanımın insan yetenekleriyle bağdaşacak şekilde tasarlanmasını sağlamalıdır. Psikososyal açıdan olumlu bir iş ortamı yaratılmasını ve çalışma hayatının insancallaştırılmasını sağlamalıdır. Ergonomiden beklenen sonuçlar: İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin temini, yorulmanın ve iş stresinin hafifletilmesi, iş kazalarının ve mesleki risklerin minimizasyonu, iş gücü kayıplarının önlenmesi, verimliliğin ve kalitenin yükseltilmesi. Ergonomik tasarımdan neler beklenir? Kullanım kolaylığı, kullanıcıya uygunluk, rahatlık, sağlık ve güvenlik, performansı arttırması. İş tasarımı. İş tasarımı, iş ve insan unsurlarını en uygun biçimde birleştirmek amacıyla işin içeriğinin, işe ilişkin ödüllerin ve işin niteliklerinin çeşitli şekillerde düzenlenmesidir. Bu düzenlemeler, iş kolaylaştırma, iş rotasyonu, iş genişletmesi, iş zenginleştirmesi, kalite çemberi, bağımsız çalışma grupları şeklinde olabilir. Önemi: Ergonominin kuşkusuz iş ve işçi açısından önemi yadsınamaz. Ancak insan yaşamının üçte birini iş yerinde geçirmektedir. Diğer zamanlarda da kullanılan tüm araçlarda ya da mekanlardaki ergonomi ilkelerinin varlığı veya yokluğu yaşamımızı etkileyecektir. Uğraş alanları: İnsan makine sistemine ilişkin fiziksel konular, İnsan makine sistemine ilişkin kavramsal konular, İş yeri tasarımı ve iş alanı yerleşimi, fiziksel çevre, psikolojik çevre, görev tasarımı, seçme, eğitme. Ergonomi kavramının çerçevesi: İnsan herhangi bir makineyi veya araç gereci kullanırken hem rahat hem kendini güvenlik içinde hissedecek,
hem de etkinlikle çalışma yapabilecek durumda olması için bazı bilgilere ihtiyaç duyacaktır. Bu bilgilere erişebilmek için değişik bilim kollarından faydalanması gerekecektir. İş fizyolojisi. İşin bilimsel olarak düzenlenmesini, iş ve işçi ilişkilerini bilimsel yollarla düzenlemeyi amaç edinen bilim dalıdır. İş fizyolojisi, kas çalışması, dinamik ve statik çalışma, ısı veya ısıya karşı tepki ve enerji harcanması konusunda ergonomiye yardımcı olur. Biyomekanik, biyoloji ve mühendislik bilimlerinin yaşayan canlılar üzerinde uygulama alanıdır. Biyomekanik çalışmalarında mühendislik yöntemleri de kullanılarak canlıların nasıl hareket ettikleri, hareketlerinin nasıl kontrol edildiği ve hareket sırasında değişik bölümlerde oluşan kuvvet sisteminin etkisi incelenmekte, canlı ve cansız dokular üzerinde zorlanma durumları incelenmekte ve tedavi yöntemleri test edilmekte ve geliştirilmektedir. Antropometri. Yunanca antropo ve metrikos sözcüklerinden türetilen antropometri, insan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır. Antropometri bilimi, bireyler veya gruplar arasında anatomi, coğrafi bölge ve meslek grupları gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanan farklılıkları ve benzerlikleri saptayarak daha geniş bir insan kitlesine uygun tasarımlar yapma imkanı sağlar. Bu tasarımlar için belirlediği vücut ölçüleri arasında vücut hareketsiz ve belirli bir standart pozisyondayken alınan yapısal vücut ölçüleri ve vücut hareket halindeyken alınan fonksiyonel vücut ölçüleri bulunur. Çalışma şekilleri. Çalışma şekilleri genelde iki şekilde düşünülür. Kassal çalışma, zihinsel çalışma olmak üzere. Kassal çalışma. Kassal çalışma, kas gücüyle gerçekleştirilen çalışma şeklidir. Kassal çalışmayı da ikiye ayırırız. Statik kassal çalışma. Durağanlık söz konusudur. Statik tutma. Bir ağırlığın organ tarafından hareketsiz tutulması. Statik durma. Sabit bir şekilde durulması. Nöbet tutan asker örnek olarak verilebilir. Dinamik kassal çalışma. Yapılan bir hareket söz konusudur. İş hayatında ve günlük hayatta gerçekleştirilen birçok iş bu grup içindedir. Zihinsel çalışma, yaratıcı çalışma, kişilerin elde ettiği verilerden faydalanarak yeni sonuçlara gitme. İnformasyon çalışması, elde edilen verilerin belli referans değerleriyle karşılaştırılması. Statik çalışma anında vücutta meydana gelebilen arızalar. İş biliminin temel kavramları. Yüklenme. Herhangi bir işin yapılabilmesi için gerekenlerin tümünü kapsar. Yüklenme, işin yapılması için kişiden kişiye değişmeyecek özellikler toplamıdır. Zorlanma. Yüklenmenin kişi üzerinde etkisi. Kişiden kişiye değişir. Gerekenler.
İşin yapılabilmesi için bir takım kişisel ve mental unsurların oluşturulması gerekir. O iş için yapılması gereken şeylerin tümüdür. Yüklenme ile zorlanma arasındaki ilişki. Dinamik ve statik çalışma durumlarında kasların ekonomik kullanımına ilişkin ilkeler. Statik kassal çalışmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Statik kuvvet gerektiren durumlarda mümkün olduğunca organ ya da vücut ağırlıklarından yararlanılmalıdır. Tutma kuvveti azami kas gücünün %15'ten küçük miktarlarda olmasına özen gösterilmelidir. Makine sistemlerinde kumanda kollarında en uygun kuvvet yönlerinin kullanılmasına özen gösterilmelidir. Yorgunluk. Yorgunluk, iş yükü nedeniyle bir organın, bir kasın veya tüm organizmanın işlevsel yeteneğinin performansının azalmasıdır. Sürekli performans sınırının üstünde çalışırken artan oksijen gereksinimi yeter düzeyde karşılanamadığından anaerobik glikolizin oluşturduğu laktik asit artmaya ve kas lifleri de fazla asit yüzünden şişmeye başlar. Lifler katı bir zarfla sarılı olduklarından ağrı algılayan sinirleri de bu sargı içinde sıkıştırmaya başlarlar. İş hayatında yorgunluk. Yorgunluk kavramına bakış açısına göre bunun çeşitli tanımları mevcuttur. İş hayatında yorgunluk başlıca üç ana konuda incelenir. Yorgunluk hissi, genellikle uzun süre çalışanlarda olduğu varsayılan bir kavramdır. Yorgunluk hissi kişinin çalışmasını değerlendirmede yalnız başına bir kriter olarak kullanılamaz. Vücutta fizyolojik değişmeler, kalp hızı artar, kan dolaşımı değişir. Vücudun çalışma kapasitesi. Kaslarda kanda biriken asit artar, çalışma kapasitesi düşer. İş yerinde yorgunluk. Yorgunluğun işaretleri hem objektif hem de subjektif karakterlidir. En önemli yorgunluk işaretleri şunlardır. Subjektif yorgunluk, uyku hali, işten kaçış duygusu algılamaları. Kolay düşünememe, dikkatin azalması, algılama hızının düşmesi, bedensel ve mental faaliyetlerde performans düşüşü. İş biliminde mola. Bir vardiya süresi içerisinde işe ilişkin faaliyetlerin durdurulduğu zaman dilimi şeklinde tanımlanır. Mola türleri. İş yerlerinde yapılan işlerin türüne ve ağırlığına göre yeteri kadar sıklıkta ve uzunlukta mola süreleri bilimsel olarak tespit edilmeli ve uygulanmalıdır. Molalar, organize edilebilen molalar, iş yeri tarafından belirlenmiş ve uygulanmaya konulmuştur. Organize edilemeyen molalar ikiye ayrılır. Keyfi molalar, gizli molalar. Keyfi molaları. Dinlenme amacıyla işçi tarafından keyfi olarak iş arasına sokulmuş molalardır. Kural olarak uzun sürmez, fakat ağır işlerde sıkça görülür. Gizli molalar. Çalışan kişi yaptığı işten yorulduğu için daha önemsiz ikinci dereceden bir işle uğraşarak yorgunluğunu gidermeye çalışır. Kısaca çalışmayıp çalışıyor görünmekle aslında gizli bir mola süresi meydana getirmektedir. Beş dakikadan uzun süren molalardan sonra tekrar işe başlarken vücudun oksijen gereksinimi ilk 2 dakika süresinde biraz daha fazladır. İkinci dakika sonuna doğru normal düzeye iner.
Molanın etkenliği süresi arttıkça azalır. Molanın dinlendirme değeri azalan üstel bir fonksiyon biçimindedir. Mola ne zaman verilmelidir? Mola düzenlemelerinde dikkate alınması gereken kurallar. Molanın ilk bölümünün dinlendirme değeri en büyüktür. Bu nedenle kısa molalar tercih edilmelidir. Vardiya süresi uzadıkça kısa molaların sıklığı ve süresi arttırılmalıdır. Molaların sıklığı bedensel ve zihinsel çalışmanın ağırlığına bağlıdır. Çok ağır işlerde birkaç dakikalık çalışmadan sonra da mola vermek gerekebilir. Aşırı sıcak ve gürültüden dinlenme molaları eğer mola bu ortamın dışında değerlendirilebiliyorsa yararlıdır. Molada başka bir yan iş yapılıyorsa molanın değeri kaybolur. Zedelenme hastalıkları. Ağır, tekrarlanan ya da sürekli güç harcaması gerektiren iş aktivitelerinin yol açtığı, ağırlaştırdığı kas iskelet sistemi hastalıklarıdır. Zedelenme hastalıkları aynı zamanda tendonlar, tendon kılıfları, ilişkili kaslar ve kemikler, el, bilek, dirsek, omuz, boyun, bel ve sırtı ilgilendiren hastalıklardır. Ergonomi ile ilgili hastalıklar. Kümülatif travma hastalıkları, travma hastalıkları, işle ilgili kas iskelet sistemi hastalıkları, repetitif zorlanma zedelenmeleri, aşırı zorlanma zedelenmeleri, aşırı kullanım sendromları.
zorlu çalışma. Çalışma yönteminin basamaklarının gözlenmesiyle kuvvetler belirlenebilir. Kuvvetler çalışma döngüsünün başlangıcından uygulamanın sonuna kadar değişir. Kuvvet gereksiniminin değerlendirilmesinde aşağıdaki faktörler göz önüne alınmalıdır. Ağırlık, direnç ve reaksiyon kuvvetlerinin boyutu, sürtünme etkisi, denge, tempo, eldivenler. Duruş biçimine bağlı stresler, uzanım mesafeleri, dirsek yüksekliği, gövdenin arkasına erişme, tam dirsek fleksiyonu, ulnar radyal bilek deviasyonu, bilek fleksiyonu, tam bilek ekstansiyonu açılarından değerlendirme yapılmalıdır. Analizde boyun, dirsek, bilek, el ve benzeri tüm eklemler kapsanmalıdır. Düşük sıcaklık dereceleri, aracın tutulması ve ince işin yapılmasını, periferik dolaşımı var olan nörolojik bir hastalığın semptomlarını etkiler. Deri sıcaklığının 20 santigrat derece altına düşmesi durumunda yan etkiler ortaya çıkabilir. Vibrasyon. Vibrasyonun yumuşak doku üzerine doğrudan etki yaptığı çalışanların çalışma materyalini tutma ve kullanma etkinliğini değiştirir. Ofis ergonomisi. Monitörün kişiye uygun düzenlenmesi. Monitöre uzaklık, görüntüye, ekran çözünürlüğüne, yazıların okunabilirliğine ve monitörün büyüklüğüne bağlıdır. Ortalama olarak göz ekran uzaklığı en az kol mesafesi kadar uzaklıkta 60-70 santimetre olmalıdır. Işığın karşıdan yani bilgisayarın üzerinden gelmemesi sağlanmalıdır. Monitörün tepe noktası göz seviyenizden daha aşağıda olmalıdır. Ekran üzerine düşen yansımaları önlemek için monitörün eğim açısı değiştirilmelidir. 20 dakika aralarla gözler ekrandan ayırıp uzakta bir noktaya odaklanmalı, 10-15 saniye gözler kapatılıp dinlendirilmelidir. Sık sık göz kırpma işlemi yapılmalıdır. Monitörün temiz tutulmasına özen gösterilmelidir. Ekranda çok küçük karakterler kullanılmamalıdır. Ekran kontrastı gözü yormayacak şekilde ayarlanmalıdır. Monitörden gelen kimi zararlı ışınları önlemek için ekran filtresi kullanılmalıdır. Klavye ve farenin kişiye uygun düzenlenmesi. Klavye ekrandan ayrı ve hareketli olmalıdır. Klavye tuşları çok yumuşak ve çok sert olmamalıdır. Yazı yazarken sadece iki parmak kullanılmamalıdır. Klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır. Doğru bir el fare yerleşimi için klavye ve fare aynı yükseklikte olmalıdır. Fare klavyenin yanında olmalıdır. Bilek düz bir çizgide tutulmalıdır. Fare kullanırken bileği sağa ya da sola doğru bükmemeye dikkat etmelidir. El ve avuç içinin yukarı ve aşağı doğru döndürme hareketi fazla yapılmamalıdır. Klavye, fare, yazı ve okuma alanı dirsekler vücuda bitişik, eller açılmış durumdayken dirseği masadan kaldırmadan çizilen yayın içinde olmalıdır. Sinir tendon hasarına neden olduğu için kolların masa yüzeyinden aşağı kalması ve buna bağlı olarak bileklerin sürekli masa kenarına dayalı tutulmaması gereklidir. Oturma sırasında postür. Ayaklar düz olarak yere temas etmeli, diz 90 derece açılı olmalı, sandalyede beli destekleyen parça olmalı, sırt dik, omuzlar rahat, dirsekler 90 derece açılı ve bilekler nötral pozisyonda tutulmalıdır. Çalışanın masa altında ayaklarını uzatabileceği ve mevcut hareketini kolayca değiştirebileceği alan olmalıdır. Eğer ayaklar yere temas etmiyorsa, ayaklara ek bir destek yerleştirilmelidir. Sandalye,
ileri geri gidebilmeli, 360 derece dönebilmeli, yüksekliği ayarlanabilmeli, bel eğimini desteklemeli, sırt desteği ayarlanabilmeli, oturma yüzeyi yandan kalçalara baskı yapmamalıdır. Oturma alanı hava alıp verebilen bir kumaş ile kaplanmalı. Baş nötral pozisyonda tutulmalıdır. Kişi tüm alanlara rahatlıkla ulaşabilmeli ve bu sırada vücuda eğilip bükülmemelidir. Oturma postürü sürekli değiştirilmelidir. Ofis egzersizleri. Boyun egzersizlerini yaparken boynun düzgün tutulması önemlidir. Bu nedenle önce nötral pozisyon oluşturulur. Baş boyun düz hale gelene kadar arkaya çekilir. Bu arada yüz tam karşıya bakar. Egzersizler bu pozisyon korunarak yapılır. Başınızı sırayla sağa ve sola doğru yavaşça çevirip 8 saniye bekleyin. Kulaklarınızı her iki omuz bölgesine yavaşça yaklaştırarak 8 saniye bekleyin. Çenenizi öne doğru yaklaştırarak boyun arkasındaki kasları germeye çalışın. 8 saniye bekleyin. Omuzlarınızı kulaklarınıza doğru kaldırın. 3 saniye bekleyin. Ardından dairesel hareketlerle öne ve arkaya 5 kez çevirmeye çalışın. Dirseğinizi arkadan elinizle kavrayarak ters yöne doğru germeye çalışın. Ardından karşı omuza doğru gerilme hissedinceye kadar önden yaklaştırıp 8 saniye bekleyin. Parmaklarınızı iç içe geçirerek el ayası karşıya bakacak şekilde dirsekler kırılmadan esneme yapın. 8 saniye bekleyin. Elleriniz aynı pozisyonda ve başınızın arkasındayken dirseklerinizi arkaya doğru uzaklaştırarak 8 saniye bekleyin. El ayağınız yukarıda olacak şekilde sırayla sağa sola eğilerek 8 saniye bekleyin. Ellerinizi arkada çaprazlayarak omuzlarınızı geriye doğru yaklaştırıp belinizi çukurlaştırarak 10 saniye bekleyin. Ayağınız yere temas halindeyken diziniz ile gövdenizi ters yönlerde gerilme hissedinceye kadar çevirin. Bacağınızı yavaşça yukarı kaldırın. Ayak bileğinizi dairesel hareketlerle çevirin. Ardından öne arkaya doğru germe hareketi yaparak 10 saniye bekleyin. Her saat 3-4 dakika süreyle germe egzersizlerini uygulayın. Hareketleri karşılıklı olarak her iki yön için birkaç kez tekrarlayın. Egzersizler sırasında gerilme hissi dışında ağrı ve zorlanma hissetmemelisiniz.